Devlet Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Kemah ilçesi Dereköy köyü, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK-KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla 29-31 Ekim 2019 tarihi arasında Kıran 4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ayrı noktada 3 sığınak mağara ile 5 barınak kontrol edildi. Bu alanlarda yapılan aramada ise 3 adet jeneratör, 2 adet 72 volt akü, 7 adet 12 kilogramlık boş tüp, 1 adet 2 kilogramlık boş tüp, 44 adet büyük boy pil, 10 adet cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 adet şemsiye, 5 adet not defteri, 8 çift make-up ayakkabı, 20 adet soba borusu, 4 adet mont, 3 adet pantolon, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 adet el feneri, 1 adet tavla, 5 adet çaydanlık, 1 adet tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Düzenlenen operasyon ile ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konulmuş olup ele geçirilen diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen Anagol 24 Erzincan Spor'u ziyaret eden Erzincan milletvekilleri, kulüp başkanı Üzeyir Çalı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladılar. Kupayı kattı he. Son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen Anagol 24 Erzincan Spor'u ziyaret eden Erzincan milletvekilleri, kulüp başkanı Üzeyir Çalı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladılar. Anagol 24 Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Özel İdaresi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Ferhat Bulut ve bazı partililer ilk olarak inşaatı devam eden yeni tesis binasını gezerek kulüp başkanı Üzeyir Çalı'dan bilgi aldılar. Daha sonra kulüp binası toplantı salonuna geçen Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Özel İdaresi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Anagol 24 Erzincan Spor Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sohbet ettiler. Ziyaret ile ilgili olarak bilgi veren 24 Erzincan Spor Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Çalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerinde şunları ifade etti. Erzincan Spor'un iyi gittiği bir dönemde bu ziyaret bize bir dobik oldu. İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'de bir takım Erzincan Spor'a eşleşecek. Ayın 4'üyle 17'si arasında maçlarımız aralık. Oraya takılmıyoruz. Biz lige ağırlık vereceğiz inşallah. Ligde de hedeflerimiz devamlı ileri seviyede tutup şampiyonluğu oynayan bir takım yaptık. İnşallah başarılı olur. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, takım ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunmak adına tesisleri ziyaret ettiklerini söyleyerek, öncelikle 3. lig 1. grupta başarılı bir performans gösteren takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum dedi. Lig 1. grupta başarılı bir performans gösteren takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Kupası'nda almış olduğu sonuçlardan dolayı da futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyeti kutluyorum. Dün Sayın Vekilimizle birlikte dün bu saatlerde Gençlik Spor Bakanımızla birlikte randevumuz vardı. Hem Erzincan Spor'un maçlarını oynayacağı statla alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Hem de şehrimize diğer spor aktiviteler yapılabileceği sosyal tesislerin yapılması adına bir takım görüşmelerde bulunduk. Ben inanıyorum ki buradaki birlik beraberlik olduğu süre içerisinde Allah'ın izniyle Erzincan sporumuz hak ettiği ikinciliğe çıkacaktır.
ve burada başarılı bir performans göstererek inşallah Erzincan'daki hemşehrilerimizi, bizleri mutlu edecektir. Ben futbolcu kardeşlerimize bu lig süresi içerisinde Allah'tan kaza bela gelmemesini temenni ediyorum. Yine teknik heyeti kutluyorum ve siz değerli yönetim kurulu üyelerine de bu özverili çalışmalarından dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hak ettiğimiz yere bu sezon ulaşacağız diye düşünüyorum. Burada en önemli olan unsur şudur değerli arkadaşlar, kıymetli hemşehrilerimize de buradan seslenmek istiyorum. Takımımız zaman zaman performans düşebilir, mağlup da olabiliriz ama birbirimizin motivasyonunu bozmadan sonuna kadar desteklersek ben inanıyorum ki ipi gözleyeceğimize inanıyorum. Tekrar sizlere teşekkür eder. Herkese saygıyla selamlıyorum. Erzincan Spor'un her zaman yanında olduklarını belirten Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Spor'umuzu ve siz değerli yönetimi ziyarete geldik. Son zamanlarda Erzincan Spor'un başarıları bizi mutlu etti diyen Karaman, konuşmasının devamında şunları söyledi. Karşılamadan dolayı hakikaten son zamanlarda Erzincan Spor'un başarıları da bizi mutlu etti. Hele kupa maçında da çok iyi bir sonuç oldu ama lig maçın daha önemli olduğunu başkanımız söyledi. Onun için de bu güzel günlerde birlikte olmak için buraya geldik ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Erzincan Spor bu senenin başında biraz yani destek açısından sıkıntıları olduğu için acaba nasıl olacak diye bir takım düşünceler vardı ama çok iyi oldu. İyi bir yönetim geldi. Başkanımız, sizler, hepiniz burada canı gönülden çalışıyorsunuz. Biz de hem siyasi olarak hem de milletvekili olarak gerçekten desteklemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz belki aylarca Anagot'la epey mücadele ettik. Sağ olsun il başkanımız, vekilimiz, valimiz, ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Erzincan Spor Başkanı hep birlikte olunca burada Erzincan'da çalışan Anagot, Erzincan Spor'a da destek olmak durumunda kaldı. Bu anlaşma yapıldı. Erzincan'ın yetiştirdiği başbakanımıza toplantı yaptık mecliste. O zaman meclis başkanıydı. Erzincan Spor'un artık daha üst liglerde görmek istediğini de söyledi. Seyircisi çok büyük destek veriyor. Onun için de bizler de elimizden gelen her şeyi yapmaya hem hazırız hem de yapmak durumundayız. Onun için bu tesislerin bir an önce bitirilmesi için her türlü desteği siz de biz de birlikte vereceğiz inşallah. Daha sonra daha iyi desteklerle Erzincan Spor'u daha iyi duruma gelmesi için çalışacağız. Dün Sayın Vekilimin dediği gibi Gençlik Spor Bakanımızla görüştük. Hakikaten iyi bir toplantı oldu. Buradaki bütün yatırımları konuştuk. Davet ettik kendisini Erzincan'a. Kabul etti. İnşallah Kasım ayında buraya getirmeyi planlıyoruz. Konuşmalar sonrasında yönetim kurulu ve teknik heyetiyle sohbet eden milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, daha sonra hafta sonu oynanacak olan Çatalca Spor maçı öncesi idman yapan tüm sporcuları antrenman sahasında ziyaret ederek tüm futbolcuları başarılarından dolayı tebrik ettiler. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Milletvekilleri ve katılımcılar daha sonra kaleciye penaltı atışları atarak yapmış oldukları vuruşlar ile futbolu bildiklerini gösterdiler. İşte o. Bak bu sefer iyiydi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik olarak hazırlanan program kapsamında kamusal yaşamda protokol ve davranış yönetimi konulu seminer verildi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik olarak hazırlanan program kapsamında kamusal yaşamda protokol ve davranış yönetimi konulu seminer verildi. Erzincan Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen kamusal yaşamda protokol ve davranış yönetimi konulu seminere Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Yıldız Ertunç ve okul müdürleri katıldı. Protokol yönetimi uzmanı Nihat Aytürk tarafından verilen protokol ve davranış kuralları konulu seminerin açılış programlarını yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Her birimiz bulunmuş olduğumuz kurumlarda yöneticiyiz, idareciyiz. Dolayısıyla biz sadece kendimizden ibaret değiliz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Herhangi bir şey söylemeyeceğim. Ancak
Kıymetli arkadaşlar, her birimiz bulunmuş olduğumuz kurumlarda yöneticiyiz, idareciyiz. Dolayısıyla biz sadece kendimizden ibaret değiliz. Bizim temsil etmiş olduğumuz bir camia var. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki hem temsilde olsun, hem bilgide olsun, hem teknolojide olsun, hem tecrübede olsun, bunların hepsinin temelinde, altyapısında bilgi var. Bilgimiz varsa güçlüyüz, bilgimiz varsa kuvvetliyiz. Şöyle ki, bir yöneticinin başarısının temel sırlarına baktığımız zaman %34'ü temsil niteliğinin olduğunu görüyoruz. O halde başarılı olabilmek için bir temsil var, bir de bir nitelik var. Niteliğin olması lazım. %34. Geriye kalan 100 üzerinde %33'ü o arkadaşımızın, o şahsın bilgisi, yani iş becerisi. Geriye %33 kalıyor. O da kişiliğini oluşturuyor. %34, %33, %33. Neticesinde başarılı olabilmenin sırrını herhalde her birimiz çok iyi buradan çıkarmamız lazım. Nihat Aytürk Aydın'da doğdu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirdi. Başbakanlıkta özel kalem müdürü, uzman ve müşavir olarak çalıştı. Hükümet nezdinde yürütülen kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi projelerinde uzman olarak görev aldı. Başbakanlık ve bağlı kuruluşları ile bölge ve yurt dışı kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi ve yönetimin geliştirilmesi konularında çalışmalar yaptı. Rusya, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de yönetimsel inceleme ve araştırmalar yaptı. Hükümetler nezdinde resmi görüşmelere ve uluslararası toplantılara katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği'nde müşavir, Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosluğu'nda ataşe olarak görev yaptı. Fransa'da Türk Kültür Dernekleri Birliği'ni kurdu ve bu birliğin genel başkanlığını yaptı. Öğretim görevlisi olarak Polis Akademisi'nde personel yönetimi, Türkiye Adalet Akademisi'nde protokol ve sosyal davranış dersleri verdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde sözleşmeli kamu yönetimi uzmanı olarak TBMM, TBB, bakanlıklar ve kamu kurumlarının yeniden yapılanma ve norm kadro projelerinde görev aldı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde uzman öğretim elemanı olarak protokol yönetimi, yönetim sanatı, büro yönetimi, norm kadro, resmi yazışma ve rapor yazma konularında ders ve seminerler verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSYK, YSK, bakanlıklar ve valilikler dahil 200 kurumda, 50 üniversitede ve harp akademilerinde yönetim ve protokol konularında 850 ders, seminer ve konferans verdi. Irak siyasi parti yöneticilerine ve milletvekillerine Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomat ve bürokratlarına yönetim ve protokol seminerleri verdi. Sonra köylü Mehmet Efendi'yle okul müdürüne, lise müdürüne, milli eğitim müdürüne gideceğiz zaman bahçeden çıkıp gitmez. Önce eve gider, üstünü değiştirir. Bahçe kıyafetiyle milli eğitim müdürüne gidilmez. Giderse işi olmaz. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzincan'ın güneyinde yer alan 3258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları ve eteklerinde bulunan 2970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı kayak merkezinin bulunduğu alanın zirvesi ve 3549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı beyaza büründü. Erzincan'da vatandaşlar havanın çok soğuk olduğunu, gecenin çok soğuk ve yağışlı geçtiğini ve bugün Erzincan'ın dağlarına kar yağmış bir şekilde uyanarak güne merhaba dediklerini ifade ettiler.
Ekim ayı ile birlikte giderek düşmeye başlayan hava sıcaklıkları kış mevsiminin giderek yaklaştığını haber verirken şehirde kışlık erzak satışlarında da hareketlilik başladı. Erzincan'da kışın çuvallarla tüketilen patates ve kuru soğan tezgahlardaki yerini alırken vatandaş kışlık erzak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için pazarlara akın ediyor. Ekim ayıyla birlikte giderek düşmeye başlayan hava sıcaklıkları kış mevsiminin giderek yaklaştığını haber verirken şehirde kışlık erzak satışlarında da hareketlilik başladı. Erzincan'da kışın çuvallarla tüketilen patates ve kuru soğan tezgahlardaki yerini alırken vatandaş kışlık erzak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için pazarlara akın ediyor. Taşla kardeş, taşla. Pazarda patates ve soğan gibi kışlık gıda maddelerini çuvalla alan vatandaş bu sayede kış aylarındaki fiyat artışlarından etkilenmekten kurtulmuş oluyor. Patatesin çuvalı 40 ila 50 TL arasında değişirken soğanda ise çuval fiyatı 15 TL olarak satılıyor. Pazar esnaflarından Selim Aka, kışlık sezonumuz başladı. Geçen yıl patatesin çuvalını 60 TL'ye verirken bu yıl 40-50 lira arasında değişiyor. Fiyatları da uygun şekilde veriyoruz. Burada tencerede patatesleri haşlayıp vatandaşlarımız tadarak alıyor ürününü. Satışlar da iyi sayılır. Geçen yıla oranla sezon iyi şu anda diye konuştu. Şu an işte kışlık sezonumuz başladı. Şu an geçen sene 50'ye, 60'a veriyorduk çuvalı. Bu sene 50 lira. Fiyatlarımız da gayet normal. Mallar da kaliteli. Burada ayrıyeten pişiriyoruz. Bak tencerede burada kaynıyor. Müşteri burada lezzetine, tadına bakıp öyle alıyor. Valla satışlarımız da şükür çok iyi. Yani müşterilerimize talep var. Geçen sene biraz fiyatlar yükseldiği için vatandaş alıyor, fazla fazla alıyor yani en azından kışın pahalı almasın diye. Yani sezonumuz güzel. Pazara kışlık patates ve soğanını almaya gelen vatandaş ise patatesimi ve soğanımı alarak kışın afiyetle yiyorum dedi. Patates alıyorum, hatta yerim, temiz bir soğan alıyorum, dışında hatta yerim. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 2.20, Erzurum 0.13, Sivas 4.19. Gümüşhane 15.29, Bayburt 3.14, Giresun 16.15. Elazığ 4.21, Tunceli 6.20, Bingöl 5.18. Malatya 6.20, Yozgat 3.15, Amasya 7.18. Kars 3.14, Van 3.15, Ağrı 0.15 derece. Dolar alış 5.73, satış 5.74. Euro alış 6.36, satış 6.37.22 ayar altın bilezik alış 230.71, satış 233.04. Tam altın alış 1817.38, yarım altın alış 917.86, çeyrek altın alış 458.94'ten işlem görüyor. Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.